Merhabalar sevgili hoş arkadaşlarım. Hukuk pratikleri 3. videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu videoda yine geçen 2 videoda olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ceza muhakemesi hukukunda 2019 yılında bütünleme sınavı olarak sorulmuş bir sınav sorusunun cevapları da birlikte pratik olarak görmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar tahmin ediyorum ki 10-12 tane kadar soru geçmiş olduk. Aslında 3 tane soru içerisinde o kadar soru vardı. Şimdi 4. soruya geçiş yapacağız bu olayı okuyarak. Yukarıda öncelikle şunu da size söyleyeyim, en azından ilk iki videoyu izleyip bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Direkt bu videoya geçmenizi önermem. Çünkü geçen videolarda en azından olayı tam olarak özetlemiştik. İlk videoyu izlemeniz bile belki yeterli olabilir. Ama ikinci videoda belirtilen olayın devamı olarak olay ile devam edeceğiz. Dolayısıyla ilk iki videoyu izleyip sonra bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Yani aynı pratiğe devam ediyoruz. Olayların gidişatından endişe eden baba B, aile dostları olan ilçe kaymakamı D'ye başvurarak yardımcı olmasını rica eder. Burada söz konusu kişinin D'nin bir ilçe kaymakam olması bizim için önemli olacaktır diye tahmin ediyorum. Ben de sizde ilk defa okuyorum olayları, bu arada söylemiştim. Yardımcı olmasını rica eder. D soruşturmayla ilgilenen kolluk amirini arayarak bilgi aldıktan sonra işlemlerin biraz yavaşlatılmasını, mümkünse görüşme kaydında sadece bildirilmemesini ister. Bakın. Kaymakam araya girerek soruşturmayla ilgilenen kolluk amirini arıyor ve bilgi aldıktan sonra işlemlerin biraz yavaşlatılmasını istiyor ve mümkünse görüşme kaydının da bir önceki videoda bahsettiğimiz avukat M ile yaptıkları görüşmeye ilişkin alınan ses kaydının da sadece bildirilmemesini istiyor. Kaymakam der. Ertesi sabah Cumhuriyet Savcısı kollukta bulunan tüm delillerin kendisine getirilmesini, şüphelilerin ifadelerinin alınması yönünde talimat verir. Ancak verdiği talimatın gözaltı süresinin bitmesine yaklaşmasına rağmen yerine getirilmez. Bunun üzerine bizzat kolluk merkezine giderek ne olduğunu anlamak ister. Kolluk merkezinde ve nezarethanede inceleme yaptığı sırada kaymakam D de karakola gelir. D'nin müdahaleci tavrından şüphelenen Cumhuriyet Savcısı kolluk görevlileriyle yaptığı görüşme sonucunda D'nin amire ettiği telefondan haberdar olur. Söz konusu kolluk amirine yaptığı telefon görüşmesinden haberdar olur ve derhal kolluk amiri ve D hakkında, bakın, kolluk amiri hakkında ve kaymakam D hakkında görevi ihmal suçlamasıyla soruşturma başlatarak aynı gün düzenlediği iddianameyi Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunar, ancak mahkeme her iki şüpheli bakımından dava şartının sağlanmadığı gerekçesiyle iddianameyi iade eder. Biliyorsunuz buna ilişkin durumlarda iddianame iadesinin hangi hallerde olduğunu demek ki derhal safhada bahsedeceğiz. Yine vereceğim tahminimce, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kendi naçizane tavsiye ederim kapsamında, biliyorsunuz her pratiği çözerken ufak tefek bazı noktalara değinmek ihtiyacı duyuyorum. Direkt cevaplara geçmeden önce dediğim gibi yine karşımıza gelebilecek noktalardan bir tanesi izin kurumu olacaktır diye tahmin ediyorum. Kaymakam D var, kolluk amiri var burada. Bunların devlet memurları kapsamında, memur statüsü kapsamında girip girmediği, işte bunlara falan bakacağız, neyse. İzin kurumuna muhtemelen değineceğiz diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla buna ilişkin mesela aklınıza kalan, ezberlediğiniz noktaları direkt kenara şöyle sınav kağıdının sağ tarafına, sol tarafına ufak ufak birkaç kelime halinde yazın diye yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü cevapları yazarken geçecek 15-20 dakika safhasını unutabilirsiniz. Hangi noktalara değineceğinizi tahmin edip bunları böyle birkaç kelimeyle kenara koyabilirsiniz. Sonra iddianamenin iadesi mesela. Hangi hallerde iddianame iade edilecek? Belli ki soruda bize bunu soracak. Bunun şartlarını hemen unutmak için kenara, hemen sol tarafa bu sefer de birkaç şekilde hangi 3 tane durum var? Bu 3 tane durumun içerisinde hangi durumlar var? Bunları birkaç kelimeyle unutmak için yazabilirsiniz. Böylelikle cevaplara geçtiğinizde, tekrardan buraya döndüğünüzde birinci önermeyi bitirdikten sonra ikinci önermesine geçerken geçiş yaptığınızda veya en son iddianamenin iadesini yazmaya çalıştığınızda unutmamış olursunuz. Ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Zaten böyle de yaparsınız, yaptığınızda tahmin ediyorum, ama hiç şimdiye kadar pratik çözmemiş ceza muhakemesi gibi özellikle uzun yazılma gerektiren, çünkü ben bazı sınavlarda 8-9 sayfa yazdığımı hatırlıyorum, çarşaf kağıttı bunlar, yetmiyor bazen. Tavsiyem bunlardan ibaret. Şimdi gelelim soruya. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kaymakam D ve kolluk amiri hakkında düzenlenen iddianameyi iade gerekçesinde ifade ettiği dava şartı hangisidir? Bu 1. 2. Mahkemenin dava şartının gerçekleşmediği tespit yerinde midir? 3. Bu gerekçeyle iddianamenin iadesi mümkün müdür? Açıklayınız. 3 tane önermeyi teker teker bu cevaplarda göreceğiz. Şimdi kaymakam D ve kolluk amiri hakkında iddianamenin iadesi kararında ifade edilen dava şartı izindir. Bir dava şartı olarak izin, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında bağlı bulundukları ilgili idari birimce verilen bir idari karardır.
Ve aynı zamanda bu bir dava şartı biliyorsunuz. İzin dava şartı. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, ola destek kolukamları ve kaymakamlar yargılanması hakkında bağlı bulundukları ilgili idari birimce verilen bir idari karardan ibaret ve aynı zamanda bir dava şartı ceza muhakemesi kapsamında. Asliye Ceza Mahkemesi'nin dava şartının gerçekleşmediği yönündeki tespiti kaymakam D bakımından doğru, kolluk amiri bakımından ise doğru değildir. Neden? Ceza Mahkemesi Kanunu 161/5 uyarınca adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileriyle Cumhuriyet Savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında Cumhuriyet Savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır. Bakın. Yukarıdaki olayı ilişkinden başta tespitimizi yaptık. Sonra bunun için hukuki kuralları yazıyoruz. Devam ediyor cevap anahtarına. İhmaller görülen kolluk amiri memurlar hakkında Cumhuriyet Savcılarına doğrudan doğruya soruşturma yapılır. Bu bakımdan kolluk amiri savcı tarafından kendisine verilen adli görevi ihmal ettiği şüphelisiyle izne ihtiyaç duyulmadan yargılanır. CMK 161/5 kapsamında doğrudan doğruya soruşturma yapılır dedi ki kolluk amiri memurları hakkında. Dolayısıyla kaymakam için izin dava şartının yerine gelmediği doğru olabilir ama kolluk amiri için bu söz konusu değildir diyerek yazdık. Aynı madde vali ve kaymakamlar bakımından ise ilgili yasa uyarınca izin alınmasına şart koşmaktadır. Bu bakımdan kaymakam D hakkında soruşturma ve koşturma yapılması izne tabi olacaktır bir dava şartı kapsamında. Gelelim ikinci kısma. CMK 174. madde uyarınca iddianamenin iadesi iddianamenin CMK 170. maddeye aykırı olarak düzenlenmesi, suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayıdan mevcut bir delil toplamadan düzenlenmesi ve ön ödemeye veya uzlaştırmaya tabi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde ön ödeme veya uzlaştırma usulü uygulanmaksızın düzenlenmesi hallerinde mümkündür. Yanlış hatırlamıyorsam emin değilim ama seri muhakeme usulü geldi biliyorsunuz. Seri muhakeme usulünün uygulanması gereken ama ona gidilmeden en azından denenmeden yapılan noktalarında iddianame iadesi olup olmadığını emin değilim. Yanlış değilsem bu da dahil edilmişti ama tam emin değilim ona siz bakarsınız. Dolayısıyla bakın bu 3 tane durum var. CMK 170. maddeye aykırı olarak düzenlenmesi iddianamenin. İddianamenin içerisinde olması gereken durumların olmaması. İkinci olarak suçun sübutuna mutlaka etki edeceği mutlak olması lazım. Muhtemel değil. Böyle bir mevcut aynı zamanda. Her yüzün ortaya çıkmamış da değil. Mevcut bildirimi toplanmadan düzenlenmesi. Bu da yine iddianamenin iadesinin sebebiydi. Ve ön ödeme ve uzlaştırmaya tabi olmasına rağmen, soruşturma dosyasının açıkça bu anlaşılmasına rağmen ön ödeme veya uzlaştırma usulü uygulanmaksızın düzenlenmesi hallerinde bu üç hale iddianamenin iadesi mümkün. Bakın ne yaptık? Bildiğimiz hukuki bilgileri bu kapsamda bunları da yazdık. Tespitini yaptık. Zaten burada açıkça söylüyordu. Diyor ki hangi hallerde işte iddianame yerdedir vesaire gibisinden. Dava şartı gerçekleşmeden iddianamenin düzenlenmiş olması bu sayılan nedenlerden biri değildir. Bakın tabiri caizse zurnanın zarı dediği yer burası. Niye? Çünkü yukarıda bahsettik. Evet izin bir dava şartı. Eyvallah. Ama bakın iddianamenin iadesinin şartlarına bakın. Ne ortada bir suçun sübutunu etki edeceği mutlak sayılan bir mevcut delilin toplam amaçı olması bize verilen verilerde içerisinde verilerin nezdinde biz sadece cevaplar vereceğiz. Böyle bir şey yok. Ön ödeme ve uzlaştırmaya tabi olduğunu da anlamıyoruz veya böyle bir şey de veriler içerisinde bize verilmemiş. Aklımıza tek gelebilecek CMK 170. maddeye aykırı mı değil mi? CMK 170. madde iddianamenin içeriğine ilişkin durumları kapsıyor. İddianamenin içerisinde bulunması gereken şartları. Ama dava şartının gerçekleşmemiş olması iddianamenin düzenlenmiş olmasına herhangi bir etki etmeyecek. Dolayısıyla dava şartı gerçekleşmeyen iddianamenin düzenlenmiş olması bu sayılan nedenlerden biri. Birisi değildir. Dolayısıyla mahkemenin bu gerekçe ile sırf izin dava şartının yerine gelmemesi gerekçesiyle iddianamenin iadesi zaten hukuka aykırı olacaktı. Çok güzel bir soru gerçekten. Hem bize iddianamenin iadesi sebeplerini hem dava şartı olarak izinin ne olduğunu hem bunların içerisinde hangilerinin istisna sayılabileceğini mesela özellikle bahsetti. CMK 161 fıkra 5 kapsamında kolluk amir ve memurları hakkında Cumhuriyet Savcısı izin falan almadan direkt doğrudan doğruya soruşturma yapabilmesi mesela yine aklımızda kalması gereken önemli noktalardan bir tanesi. Zaten 9 dakika falan geçmiş. İsterseniz hemen diğer 5. soruya da geçelim. Burayı yaptıktan sonra muhtemelen bu videoyu bitirmiş oluruz. Hemen olaya geçiyorum. Hatta bakın bize bir başka yöntem daha göstermiş olayım. Bu 5. soruyu okurken en başta soruyu okuyalım. Sonra olaya geçelim. Böylelikle soruda bize belirtilen bilmemiz gereken noktaları olayda çok daha hemen tespit ederiz. Ne demek istediğimi biraz sonra anlayacaksınız. Öncelikle bakın soru şimdiye kadar hep olayları okuyup olayda bizim için önemli olabilecek verilerin altını çizdikten sonra soruya geçmiştik. Şimdi bu sefer farklı bir yöntem deneyelim. Belki bunu yapmak isteyenlerimiz olabilir. En başta soruyu okuyalım. Sonra soruyu okuduktan sonra olaya geçiş yapalım ve olaydaki önemli verilerin altını öyle çizelim.
Şimdi soru 5 diyor ki A'nın mağdur K'ya soru sorması mümkün müdür? Açıklayınız. Mahkeme başkanının A, E ve B'yi duruşma salonundan çıkarak A'nın sorusu ve diğer soruları K'ya sorması hukuka uygun mudur? G ve H'nin çelişen talepleri karşısında mahkeme başkanı ne şekilde karar vermelidir? Duruşmada sadece G hazır bulunsaydı ve böyle bir halde uçmazdı. G ile baba B ve K arasında yaşansaydı ne olurdu? Şimdi hemen olaya dönüyoruz. A ve R'in tutuklanması yönünde talebi kabul edilen Cumhuriyet Savcısı soruşturmayı tamamlayarak basit cinsel saldırı suçundan düzenlediği iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunar. Geçtik. Burası geçen olaylarla bu olayı tamamlamak için bir köprü oldu bu cümle sadece. Duruşmanın ilk oturumuna tutuklu sanıklar A ve E ile bakın A ve R'in tutuklanması yönünde talebi varmış Cumhuriyet Savcısı ve tutuklama talebi de kabul edilmiş bu arada. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunmuş iddianameyi duruşmanın ilk oturumuna geçirmiş ve tutuklu sanıklar A ve E ile müdafileri M, mağdur K ve mağdur K için baro tarafından görevlendirilmiş vekil G, burada hemen araya bir başka kişi girdiği için bunu da altını çizelim, en azından üzerini çizelim, bilelim G'nin kim olduğunu. Burada mağdurun mağdura atanmış, baro tarafından atanmış bir vekil var, mağdur vekili G. Baba V ve B'nin kızı K için seçtiği vekil H hazır bulunurlar. Bakın tekrar söylerim. A ve E ile müdafilerim M. Bunda da bir problem yok ama mağdur K ve mağdur K için baro tarafından görevlendirilmiş bir vekil var. Bir de baba B ve B'nin kızı K için. Mağdur aynı zamanda bu K. Bunun için seçtiği vekil H. Bir başka vekil daha var. Karşımıza çıkıyor. Vekil H. Bunlar hazır bulunuyorlar duruşmada. Sanıklar sorgularında suçlamaları kabul etmezler. K'nın dinlenmesinden sonra anne A kızına soru sormak istediğini söyler. Bu talebin kabul edilmesine rağmen K'nın cevap vermekten çekindiğini fark eden mahkeme başkanı A ve E'nin duruşma salonundan çıkarılmasına bakın. Mahkeme başkanının verdiği karar neydi burada? Duruşma salonundan çıkarılmasına. Kimlerin? A ve E'nin şüphelileri. Bu ilerleyen soruda kullanacağız cevabı ilerlerken. Cevabın yokluklarında alınmasına karar verir. K'nın aslında babasından çekindiğini düşünen mahkeme başkanı baba B'nin de çıkarılmasına karar verir. Aslında babasından çekindiğini düşünen başkan. Mahkeme başkanı bu sefer de babasından duruşma çıkarmasına karar veriliyor. Gerek A'nın sorduğu soruya gerekse sorulan diğer sorulara bu biçimde cevap verdikten sonra duruşmaya devam edilir. Duruşmanın sonunda talepleri alan mahkeme başkanı da baro tarafından görevlendirilen K'nın vekili G'nin davaya katılma talebinde bulunduğunun buna karşın baba B tarafından seçilen vekil H'nin ise katılma taleplerinin olmadığı beyanıyla karşı karşıya kalır ve nasıl hareket edeceğini bilemez. Ortada çok güzel bir harika gerçekten hem aynı kişiye ilişkin bir kanuni temsilci tarafından seçilmiş bir vekil var. Bir de baro tarafından görevlendirilmiş bir vekil var. Bir tanesinin talebi, davaya katılma talebi. Diğeri ise katılma talebinin olmadığı beyanı. Ve mahkeme başkanı ikisinin arasında kalıyor. Şimdi buna cevapları geçtiğimizde değineceğiz. Öncelikle A'nın mağdur K'ya soru sorması mümkündür. Açıklayınız. Sanık katılana tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere mahkeme başkanı veya hakim aracılığıyla soru yöneltebilir. Sanığın doğrudan soru yöneltme hakkı bulunmamaktadır. Dikkat edin. Burada soru yönetmeye ilişkin soru yönetmenin şartları neler? Kimler soru yönetmeye bulunabilir? Sanık, katılana, tanıklara, bilir kişilere ve duruşmaya yönelik çağrılmış diğer kişilere mahkeme başkanı veya hakim aracılığıyla soru yönetebilir. Sanığın doğrudan doğruya soru yönetme hakkı ise bulunmamaktadır. Mahkeme başkanı veya mahkeme hakim aracılığıyla soru yönetebilecek sadece. Somut olayda sanık A, mağdur K'ya mahkeme başkanı aracılığıyla ancak soru yönetebilir diyerek cevabımızı verdik. Sonra ikinci önermeye geçtik. Mahkeme başkanının A, E ve B'yi duruşma salonundan çıkararak bir saniye dondu biraz. Evet, mahkeme başkanı A, E ve B'yi duruşma salonundan çıkararak A'nın sorusu ve diğer soruları K'ya sorması uygun mudur diye sormuş ikinci önerme soru olarak. Hemen cevaba gidiyoruz. Sanığın yüzüne karşı bir tanığın gerçeği söyleyemeyeceğinden endişe edilirse mahkeme sorgu ve dinleme sırasında o sanığın mahkeme salonundan çıkarılmasına karar verebilir. Bir soru sorulması sırasında da sanığın dışarı çıkarılması mümkündür. Önemli olan sanığın dışarı çıkarılmasının zorunlu olması. Bak burada altını çizmesi gereken nokta bu. Olayda K'nın kendisine sorulan sorulara rahatlıkla cevap veremediği görülmektedir. Bu durumda sanıklar A ve E'nin dışarı çıkarılması mümkündür. Ancak sanık olmayan B'nin durumuna ilişkin kanunda düzenleme bulunmamaktadır. Çünkü bakın ne diyor? Sanığın yüzüne karşı bir tanığın gerçeği söyleyemeyeceğinden endişe edilirse diyor. Mahkeme sorgu edileme sırasında o sanığın mahkeme sonuna çıkarmasını karar verir diyor. Olayda B, baba B ise bir sanık değil.
Bu durumdan sanıklar AB'nin dışarı çıkarılması elbette mümkündür kural kapsamında ama sanık olmayan B'nin durumuna ilişkin kanunda düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda sanığın dahi salon dışına çıkarılması mümkün iken aynı hükmün kıyasen katılana da uygulanabileceğinin kabulüyle B'nin duruşma salonuna çıkarılmasının mümkün olduğunun kabulü gerekir. Çok güzel bir cevap. Yani evet, kanunda bizatihi katılanın duruşma salonuna çıkarılabileceğine ilişkin bir kural, bir hüküm bulunmamakla birlikte sanığın için, sanıklar için nasıl ki tanığın konuşmasının olayları doğru bir şekilde anlatabilmesi noktasında herhangi bir üzerine baskı olmaması için sanıklar nasıl ki duruşmadan çıkarılabiliyorsa bu hükmün kıyasen mağdur diyorum katılanlar için de uygulanabileceği söz konusu olması hasebiyle diyoruz ki kıyasen bu hüküm bunlara da uygulanacak. Dolayısıyla baba B'nin de duruşma salonundan çıkarılması nasıl ki A ve E için kanunen uygunsa kıyasen baba B için de uygun olacaktır. Bu noktada herhangi bir problem yok. Şimdi üçüncü noktaya geliyoruz. Üçüncü önerme, bakın ilk iki soruya cevap bulduk. A'nın mağdur kaya soru sorması mümkündür. Evet dedik buna ilişkin ama mahkeme veya hakim aracılığıyla soru sorabilir demiştik. Kurallarını açıkladık. İkinci önerme kapsamında mahkeme başkanının A, E ve B'yi duruşma salonundan çıkararak A'nın sorusu ve diğer soruları kaya sorması hukuka uygun mudur dedik. Buna ilişkin cevapları verdik. Sanıklar, şüpheliler için. Sanatlar için farklı, katılan için farklı olsa kıyasla uygulanabileceğini bahsettik. Üçüncü önermeye geldik. G ve H'nin çelişen talepleri karşısında mahkeme başkanı ne şekilde karar vermelidir? Çelişen talepler neydi? Baro tarafından atanan vekil G katılma talebinde bulunuyordu. Vekil H ise baba B'nin seçtiği, bu ise katılma talebinin olmadığını belirtiyordu. Bu ikisi arasında belirtilen bu çelişen talepler karşısında mahkeme başkanı ne şekilde karar verecek? Bakınız, mağdur 18 yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede mağlul olur ve bir vekili de bulunmazsa istemi de aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. Bu zorunlu müdafiliği burada kural olarak yazmamız gerekiyordu elbette. Mağdurun kim olması, mesela 18 yaşını doldurmamış olması. Olayda da K biliyorsunuz, daha önceki pratiklerde zaten olaylar kapsamında biliyorsunuz ki 15 yaşında. 15 yaşındaki bir mağdur, bununla birlikte sağır veya dilsiz emiramini ifade edemeyecek derecede mağlul olması hallerinde aynı zamanda bir vekili de bulunmazsa istemi aranmaksızın zorunlu olarak bir vekil görevlendirecek. Olayda K 16 yaşında olduğundan, burada 16 demiş ama 15 yaşında aslında, ilk bize verilen veriler kapsamında 15 yaşında olduğu söyleniyordu. E'nin 16 yaşında olduğu söyleniyordu. Değişmez. Değişen bir şey yok. Sonuçta 18 yaşını doldurmamış. Baro tarafından kendisine vekil görevlendirilmiştir. Ancak görevlendirilmiş vekillik mağdurun bir vekili bulunmaması durumunda söz konusu olabilir. Niye? Bakın yukarıdaki şartlarda zorunlu müdafilikte ne demiştik? Bir vekili bulunmuyorsa eğer istemi aranmaksızın zorunlu olarak müdafiye atanır. Olursa olayda görevlendirilmiş bir vekillik mağdurun bir vekili bulunmaması durumunda söz konusu olabilir. Mağdur için vekil görevlendirildikten sonra mağdurun bir vekil seçmesi durumunda görevlendirilmiş vekilin görevi sona erecektir. Bu CMK atamalarını biliyorsunuz. CMK avukatların CMK avukatlığı yapması sırasında bu zorunlu müdafiliklerden dolayı barolar tarafından kendilerine verilen görevlerde CMK avukatlıkları yapıyorlar ve bu kapsamda zorunlu müdafilik hallerinde 16 yaşındaki K'ya bir baro tarafından bir vekil G atanmış. Ama diyoruz ki bu mağdur için vekil görevlendirildikten sonra kendisini seçtiği bir vekil, bakın olayda da baba B seçmiş. Görevlendirildikten sonra mağdurun bir vekil seçmesi durumunda görevlendirilmiş vekilin görevi, yani vekil G'nin görevi sona erecektir. Somut olayda K'nın babası mağdur K için vekil seçtiğinden, ki o vekilde H, zorunlu vekil G'nin görevi sona erecektir. Dolayısıyla seçilmiş vekil onun H'nin iradesi, yani katılma talebinin olmamasına ilişkin irade mahkeme başkanı tarafından esas alınacaktır. Vekil G zaten burada görevi sona ermiş olacaktır. Çünkü zaten K'nin artık bir vekili bulunmakta. Dördüncü önermeye şimdi geçiş yapacağız hemen sizlerle birlikte. O bilgisayar biraz donuyor. Özür dilerim bunun için. Şimdi dördüncü önermede diyor ki, bakın az önceki üçüncü önermeye cevap verdik. G ve H'nin çelişen taraflara karşısında mahkeme başkanı ne şekilde karar vereceğini söyledik. Şimdi duruşmada sadece G hazır bulunsaydı, yani vekil G, baro tarafından atanan G hazır bulunsaydı ve böyle bir irade uyuşmazdı, yani katılma talebinin olup olmadığı yönündeki irade uyuşmazdı. Vekil G ile baba B ve K arasında yaşansaydı cevabınız ne olurdu diyor. Çok güzel bir soru daha. Cevabı öndürülen seçilmiş vekilin duruşmada bulunmaması durumunda, vekil H seçilmiş vekil bu duruşmada yok, görevlendirilmiş vekil ile mağdurun iradesinin çelişmesi durumu söz konusu olurdu. Bu durumda Yargıtay görevlendirilmiş vekilin bağımsız bir süce olarak değerlendirmekte ve aralarında bir çatışma söz konusu ise görevlendirilmiş zorunlu vekilin bağımsız bir süce olarak kabul etmektedir. Bu nedenle çocuğun ve kanuni temsilcisinin iradesinden bağımsız olarak G'nin talebi kabul görecektir diyor Yargıtay'ın kararları kapsamında. Bu noktada artık G'nin
katılma talebine rağmen kızı K ve baba B'nin katılma talebinin olmamasına rağmen bu çelişen duruma ilişkin ayrı bir sürücü olarak kabul edilmesi hasebiyle bu zorunlu vekil, vekil G'nin görevlendirilmiş zorunlu vekilin bağımsız bir sürücü olarak kabul edilecek ve bu nedenle çocuğun ve kanuni temsilcisinin iradesinden bağımsız olarak vekil G'nin talebi kabul görecektir diyoruz bu pratik sorusu kapsamında. Böylelikle burada yaklaşık 7 tane falan sorunun cevabını görmüş olduk. Bakın aslında 2 tane soru çözüyoruz ama her birisinde farklı farklı soruları kendi içerisinde mündemiş barındırdığı için aslında 6-7 tane falan soruya cevap vermiş olduk. Bu video bu kadar olsun, zaten 20 dakikayı geçti. Gelecek videoda yine bu pratiğin bütünleme sınavının daha kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten bu sınava ilişkin bize cevap kağıdı önümüze getirildiğinde yaklaşık tahmin ediyorum 2 saat 15 dakika 2,5 saat kadar bir süre veriliyor. Dolayısıyla bizim bu pratiği de bitirmemiz 1,5 saat falan alması gayet normal olur. Olabildiğince anlatarak gidiyoruz çünkü. Gelecek videoda yine bu pratikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir başka olay kapsamında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.